Arkadaşlar aracımız 2017 Toyota Auris. Buna multimedya taktık. Aracımızı çalıştırdık. Android işletim sistemine sahip. Bu 4 GB 32 GB 4 GB RAM 32 GB hafızası olan cihazımızdan. Araç bilgilerini, Bluetooth, her şey mevcuttur bu araçta. Biz kısa yoldan YouTube, geriye biraz alalım. Şöyle internet biraz daha çeksin net olarak. Konumunu aldık. Buradan herhangi bir istediğimiz parçayı açarız. YouTube üzerinden. Geri dönüş yaparız. Canlı TV'miz var burada. Mobil TV. İnternet üzerinden çalışır. Mail adresi kurmadığımız için araç sahibine bıraktık. Mail adresini kurduğumuz zaman o parça, o bölüm kendini güncelleyecek. Yakıt bilgileri aracın. Lastik basınç bilgileri. Equalizer ayarımız. Onları da ayarlayalım. Yaptık. Bluetooth'umuz var. Bunu ekrana kısa yol olarak atabiliriz. BT müziğimizi de atalım. Bluetooth'tan müzik dinleme. Radyomuz, radyo menümüz. AF'yi kapatalım. Radyo net çekmez. Geriye çıkalım. Video oynatma özelliğine sahip. İki tane USB'miz var burada. Pardon, torpido, bunlar da orijinal USB'leri çalışıyor. Onlar, bunda sıkıntı olmuyor. Geri yaptık. Cihazımızın ayarlar bölümüne girelim. Kafamızda soru işareti kalmasın. Sistem. Tarih, saat, tablet hakkında. Android 9.0 sürümümüz. 3940 MB. Yani 4 GB oluyor. Saat ayarlarımızı yapalım. Saat dilimini biliyorsunuz. Bunlarda bütün şeylerde hatta. +3 alması lazım. Bölge seçeceğiz. Aynen. Varmadı ki.
Türkiye olarak yok. Afrika, Almanya, Amerika, Andorra, Angola. Evet, bulduk. Bölge ayarında tekrar otomatik eşlemeyi alırız. Kendi bölgemizde seçtik. Yedekle sıfırla başa döndük. Ana menü cihazımızı hızlandırma. Equalizer ayarlarına direkt kısa yol yapmışlar. Ekrana giderken kapatma var. Işığını kısma açma. Ön belleği temizleme. Yandex var navigasyon olarak bunda. Tamam. Tekrar deneyelim canlı TV'mizi. Aynen. Bu kadar arkadaşlar. SD kart girişimiz var. Bluetooth'umuz var. Hepsi var. Mevcut yani. İyi günlerde kullansın.